و این منم زنی تنها در آستانه فصلی سرد، در ابتدای درک هستی آلوده زمین و یأس ساده و غمناک آسمان و ناتوانی این دست های سیمانی. زمان گذشت. Öteki adlı serginizdeyiz. Serginizi biraz anlatır mısınız? Öteki serisi pandemiden 1,5 yıl önce başladı. Buradaki bulunan 3 yağlı boya eseri yaklaşık 2,5 seneye aşkın bir sürede yapıldı. Gördüğünüz gibi hiperrealist bir çalışma merakım vardır, seviyorum. Ama aynı zamanda bunu da soyut melekesel elementlerle birleştirmeyi deniyorum. İki tane zıttı bir araya getirmek teknik açısından, bir tuvalin üzerinden mükemmel boyutta realist, hatta hiperrealist bir bölümler görebiliyorsunuz. Diğer tarafta tamamen soyut, parçalanmış, çürümüş ve yok olmuş. Yani bir anlamda varoluş ve yok oluşun arasında giden gelen bir denge. Resimlerinizi yaparken ne tür malzemeler kullanıyorsunuz? Zaman zaman çok farklı materyaller kullanarak farklı seriler ürettim. Fakat nihayeten şu anda yağlı boya ve kara kaleme dönmüş durumdayım. Benim açımdan teknik bir sanatçının anlatmak istediği kavram ve kompozisyonuna hizmet etmesi için kullandığı bir malzemedir. İran doğumlusunuz ve Türkiye'de yaşıyorsunuz. Türkiye'ye taşınma ve İstanbul'da olma kararı nasıl oldu? Kadın sanatçısı olarak daha az baskı üzerimde hissederekten çalışabileceğim bir ortam arayış içindeydim zaten hep. İlk adım olarak ve en kolay gelebileceğim yer Türkiye'ydi benim için. Fakat burada kalacağımı düşünmüyordum. Açıkçası ama geldikten sonra Türk ve Türk insanını özellikle İstanbul'u çok sevmeye başladım. Yakın dönem için ya da ilerisi için farklı projeleriniz var mı? Elbette. Şu anki gördüğümüz sergi, eserler epey pandemiden dolayı, Covid'in yarattığı kısıtlamalardan dolayı bu serginin sunumu epey ertelendi aslında. Bu nedenden dolayı ben zaten Ağustos başından beri yeni projeme başlamış durumdayım. Bu eserler zaten 2,5 yılda çıktı. Şimdiki 4 eserden ulaşan bir seri düşünüyorum. Ama ne zaman bitecek inanın ki ben de bilmiyorum. Zaman geçti ve saat 4 bar nevaht. 4 bar nevaht. امروز روز اول دی ماه است. من راز فصل ها را می دانم و حرف لحظه ها را می فهمم. نجات دهنده در گور خفته است.